Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi zamanımızda bazı insanlar şöyle söyleyebiliyorlar. Önemli olan Allah'a inanmaktır. Hangi dinden olursan ol, ne olursan ol, yeter ki Allah'a inan, cennete gidersin. Şimdi böyle inanmak doğru mudur? Ve böyle inanmak Müslüman olmak için yeterli midir? Şimdi Allah-u Teala indinde bütün insanlar onun kuludur. Evet. Buna kimsenin itirazı söz konusu değil. Bütün mahlukatı o yaratmıştır. Hayvanat, nebatat, yedi kat gökler, içindekiler. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın mahlukudur. Onun yarattığıdır. Allah-u Teala yarattığı mahlukat içerisinde insana ayrı bir kıymet vermiş. Kendi emirleriyle bunları muhatap kılmıştır. Melekler zaten isme sıfatı var, masumdur. Özür dilerim, onlar günah işleyecek şekilde yaratılmamışlardır. Ne emredilirse onlar yaparlar. Erkek ve dişi değildirler. Evet. Cenab-ı Hakk'ın emrindedirler. İtaat halindedirler. Geriye insan ve cin kalıyor. Cin insandan aşağı bir varlıktır. Esas şerefli ve kıymetli olan da insandır. Ama insanın da şerefli ve kıymetli olabilmesi, sahibini, yaratanı tanıması, ona itaat etmesiyle yükselebiliyor. Meleklerin üstüne bile çıkabiliyor. Ama inkar eder, reddederse bu sefer de hayvanlardan aşağı duruma düşebiliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal buyuruyor. Allah-u Teala ilk insan ve ilk peygamber olarak Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ona emirler bildiriyor. Ve emirleriyle aynı şekilde Adem Aleyhisselam ve evladını şereflendiriyor. Daha sonra Allah-u Teala her 100 senede bir nebi, peygamber göndermiş. Her 1000 senede Resul, yeni bir din gönderiyor. Ve bu Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber göndermiştir. Bunlardan 313 veya 315 adedi Resul'dür. Çünkü her 1000 senede insanda ve eşyada muazzam bir değişme meydana gelir. Bu değişikliğe göre Allah-u Teala yeni bir din gönderiyor. Önceki dinleri yürürlükten kaldırıyor. Öncekileri kaldırıyor. En son gelen hakim oluyor. Ve Allah-u Teala en son olarak Muhammed Aleyhisselam'ı gönderiyor. Ulul azm peygamberlerden, Resul peygamberlerden Muhammed Aleyhisselam gönderiyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen dinde, yalnız şurasını antiparante söyleyelim. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerde iman bilgileri aynıdır. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi aynı. Ama amel farklıdır. Evet. Haramlar, ibadetler, yani ibadetler farklıdır. Onlar farklıdır. Diğer peygamberlerin ümmetlerine bildirilen ibadetlerin hepsi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bildirilmiş. Toptan hepsi. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki en son Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an'ı Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde mealen bu Kur'an'ı sana biz indirdik, onu biz koruyacağız. Evet. Muhammed Aleyhisselam Hatem'in Nebiyyin'dir. Hatem'in Nebiyyin peygamberlerin sonuncusudur. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmeyecektir. Fakat kıyamete kadar da onun dini baki kalacak. Muhammed Aleyhisselam'la gelen İslam dini önceki gönderilen dinlerin hepsinin hükmünü yürürlükten kaldırmıştır. Dolayısıyla bir kimsenin Allah-u Teala'ya iman etmesi ve ahirette de cennete girebilmesi için Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra La İlahe İllallah demesi onu kurtarmıyor. Yani devam var. Devam var. Yani Allah-u Teala'nın varlığına ben inanıyorum demesi onu kurtarmıyor. La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah demesi lazım. Ve Muhammed Aleyhisselam'la gelen dini kabul etmesi, o dinin bildirdiği şekilde iman etmesi, o dinin bildirdiği emirleri yapması ve yasaklardan sakınması lazım. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın razı olduğu din İslam dinidir. Öbürlerini bitirmiştir. Ve yine bu surenin Âl-i İmrân suresinin 85. ayet-i kerimesinde İslam'dan başka din isteyenin istediği din kabul olunmaz. O kimse ahirette ziyan eder. Açık net. Efendim tevil mi? Tevili yok ya bunun. Tevili yok. Yani La İlahe illallah Muhammedur Resulullah demediği müddetçe bu kimse kafirdir. Evet. Bu kimse kafirdir. Cennete gidemez. Bu itikatta, bu inanışta, yani Allah'ın varlığına inansa bile de Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak kabul ve tasdik edip Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine uygun olarak Muhammed Aleyhisselam'ın sünnet seniyesine ittiba ederek ibadet yapmadığı müddetçe yaptıkları da kabul olmaz. Ha, yaptıkları sadece dünyada aynı şekilde karşılığını alır. Ahirette ise elim azap sahibi. Elim azap onu bekler. Onun için Allah-u Teala indindeki din
İslam dinidir. Evet. Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra derilen herhangi bir hükmü kalmamıştır. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşamış fakat iman nimetiyle şereflenmemiş. Köken itibariyle kendisi Yahudi alimlerinden Kavul Ahbar var rahmetullahi teala. Babası mani olmuş Müslüman olmasına. Fakat Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra, çünkü babası Tevrat'ın bazı yerlerini, Tevrat'ı karıştırıyor. Bakıyor ki ahir zaman peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam vasıfları anlatılıyor. Yırtıyor. Bakıyor ki olmayacak. Bu çok olacak. Ondan sonra ayıkladıklarını koymuş. Öbürlerini de sandığa kitlemiş. Demiş burayı açmayacaksın. Vasiyetimdir. Baba söyleyince dikkatini çekmiş. Ya demiş niye açmayayım ben? Açıyor. Tevrat'ı bir çıkarıyor. Bakıyor ki ahir zaman peygamberinin alametleri yazılı orada. Açık net. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyor ve Müslüman oluyor. Eshab-ı kiramdan olamadı. Ama tabiindendir. Evet. Ve Hazreti Ömer'in de eshabı diye anlatılır. Kabul Ahbar. Rahmetullahi aleyh şöyle bir hadise nakledilir. Buhtun Nasar Beni İsrail işte katletti, esir ettikten sonra korkulu bir rüya görmüş bu. Fakat gördüğü rüyayı unutmuş Buhtun Nasar. Çağırmış rüya tabirlerini. Ben demiş bir rüya gördüm. Demiş bunu tabir edeceksiniz. Diyorlar ki söyle rüyanı tabir edelim. Ben diyor unuttum. Ya unutursan diyor biz nasıl tabir edelim? Bunun üzerine adam çıldırmış da ben sizi böyle günler için tuttum diyor. Size 3 gün müddet veriyorum. Eğer rüyam birlikte tabir etmezseniz hepinizi öldürürüm diyor. Ve Danyal Aleyhisselam'ı o sırada peygamberlerden Danyal Aleyhisselam Buhtun Nasar'ın hapishanesindeymiş. Haber gönderiyor. Ben diyor onun şöyle rüyasını hem de tabirini biliyorum. Zindancı gelip haber verince diyor çağır geliyor. Danyal Aleyhisselam huzuruna gelince secde etmemiş. O zaman Buhtun Nasar'ı huzuruna giren böyle secde ediyormuş. Adam tanrılık iddiasında çünkü. Niçin secde etmedin diye sorunca diyor ki Rabbim bana başkasına secde etmemem şartıyla rüya tabir ilmini öğretti. Eğer sana secde edersem o ilmi benden alır. Sen rüyanı tabir edemem ve beni öldürürsün. Sana secde etmemekten dolayı gelecek sıkıntı, secde etmekten dolayı gelecek sıkıntıdan daha kolaydır ve hafiftir diyor. Bunun üzerine insafa geliyor Buhtun Nasar. Peki diyor senin Rabbin, sen diyor Rabbinin ahdine vefa ettiğin için sana itimat edilir. Rabbinin ahdine vefa eden kimse iyi kimsedir. Benim rüyamın tabirini biliyor musun? Dayan Aleyhisselam biliyor ki sen rüyanda bir put gördün diyor. Üst tarafı altından, ortası gümüşten, uçları bakırdan, topukları demirden, ayakları saksıdandı. Sen bu puta hayretle bakıp seyrederken aniden gökten bir taş düştü. O putun başına isabet edip onu toz haline getirdi. O altın, gümüş ve saksı birbirine öyle karıştı ki insanlar ve cinler bir araya gelseler onlar birbirinden ayıramazlardı. Bir rüzgar esse darmadağın olacak haldeydi. Sonra gördün ki o taş büyüdü ve bütün yer ve gökyüzünü kapladı. O taştan başka bir şey göremedin. Buhtun Nasar bunları dinleyince doğru söyledin diyor ya. Ben diyor gördüğüm rüya bu. Peki diyor tabirini söyle. Tabire geçince Danyal Aleyhisselam diyor ki o gördüğüm put çeşitli ümmetlerdir. Altın kısmı senin içinde bulunduğun ümmettir. Gümüş kısmı senden sonra oğlunun hakim olacağı zamandır. Bakır Rumlardır, Faris ehlidir. Demir Faris ehlidir. Saksı kısmı ise Rumlara ve Acemlere padişah olacak iki kadındır. Gökten inen ve o putu tuz haline getiren taş ise, zaten bunun için anlatıyorduk bunu, ahir zamanda gelecek olan bir dindir. Allah-u Teala bir peygamber gönderecektir. Onun dini bütün dinleri yürürlükten kaldıracak ve bütün yeryüzüne yayılacaktır. Şimdi bu bilgi mesela Danyal Aleyhisselam da peygamberlerdendir. Evet. Adem Aleyhisselam'dan sonra bütün peygamberlere bildirildi. Hepsi Muhammed Aleyhisselam biliyordu. Musa Aleyhisselam da biliyordu. Hatta Musa Aleyhisselam ona bir şey böyle çeşitli kavimler, ümmetler gösterildi rüyasında. Dedi ki ya Rabbi bunlar benim ümmetimden eyle. O dedi ahir zaman peygamberimin, ahir zamanda göndereceğim peygamberin ümmetidir. Bir başka ümmet bakıyor ki çok aynı şekilde dereceleri yüksek. Bunlar benim ümmetim olsun. Bakıyor ki yani önüne çıkan beğendiği hiçbir aynı şekilde şey kalabalık kendi ümmetinden değil. En sonunda ya Rabbi diyor o zaman diyor, beni o ümmetten eyle bari. Yani bunlar benim ümmetimden değil. Ahir zaman peygamberin ümmetidir. O zaman diyor beni de onlardan eyle. Ulul azm olan bir peygamber bu temennide bulundu. Mesela İsa Aleyhisselam kıyamete yakın yeryüzüne inecek. Ölmedi daha. Ölümü tadacak. Fakat ahir zamanda yeryüzüne inmesi peygamber olarak değil.
Muhammed Aleyhisselam'ın dinini yayacak. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmakla şereflenecek. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmakla şereflenmek onun peygamber olma şerefini mi? Hayır değil. Ama peygamberlik vazifesi değil. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'dan sonra İslam dini geldikten sonra başka bir din yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık net belirtiliyor. Allah-u Teala indinde İslam dinidir ve la ilahe illallah demek insanı kurtarmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek ve Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dini kabul edecek. Ona göre amel edecek. İmanını kurtarırsa o zaman cennete gidecek. Aksi halde küfürde kalır efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.